Basında çıkan sizin burada zorla tutulduğunuza dair haberler var. Neler söyleyeceksiniz? Kesinlikle böyle bir şey yok. Biz birbirini seven bir arkadaş topluluğuyuz ama biz özgür insanlarız. Yani 30-40 yaşında insanlarız. Devletimize bağlı insanlarız. Bizim zorla tutulmamız mümkün değil. Hepimiz üniversite mezunuyuz. Bir sürü yerde iş çalışıyoruz. Toplumda gerçekten saygı duyulan bir çevremiz de var. Yani biz özgürlüğünü yaşayan, aileleriyle mutlu bir hayat yaşayan özgür bireyleriz. Zaten özgür bir ülkede yaşıyoruz. Hepimiz istediğimizi yapma hakkına, iş kurma. Mesela burası benim evim. Ben kendi evimde özgürce yaşıyorum. Kimse bana karışamaz. Zaten biz sevgiyle oluşturulmuş bir toplum olduğumuz için söylediğiniz manada bir şey olması asla mümkün değil. Yanlış bir sürü haberler var, yönlendirmeler var. Mesela otele gidenlerden bahsediliyor. Böyle bir şey asla yok. Herkes evine gitti. Zaten kamuoyunda da değişik bir algı yaratılıyor. Sanki çok fazla aile varmış gibi bizim karşımızda. Tam tersi, ailelerden bayağı bir destek var. Çok çok az, bir elin parmaklarını geçmeyecek sayıda aileler. Bu şekilde onlar da etki altında, fakat biz o ailelerle de görüşüyoruz. Ben biliyorum Ayşe annesiyle çok samimi, çok sever annesini. Annesi de onu çok sever. Fakat işte bazı nedenlerden, etki altında kalmalardan böyle beyanlar da verebiliyorlar. Yani ben her zaman özgür oldum. Adnan Bey'le, arkadaşlarımla bulunduğum süre içinde de. Ayrıca biz devletimize bağlıyız. Yani devletimiz ne derse onu yapan insanlarız. Şu anda da hep her zaman ben devletimi destekledim, hükümeti destekledim. Arkadaşlarım da o şekilde. Yani bu konunun çok büyütüldüğünü düşünüyorum. Yani bir süreç yaşadık, hapishane süreci yaşadık. Şu anda da bize bir ev hapsi takdir edildi. Biz buna da razıyız, bunu da yaşıyoruz. Biz herkes gibi normal insanlarız. Yani biraz haberlere bugün baktım, gerçekten abartılı şeyler de yazılmış. Benim buraya annem geliyor, akrabalarım geliyor, arkadaşlarımın da öyle. Hepimiz ailelerimizle mutluyuz, birbirimizi seviyoruz. Bu şekilde. Evet. Kaç kişi, kaç arkadaşınız daha var yanınızda? Biz 3-4 arkadaşız, samimi arkadaşlarım, ama onların şimdi ev hapsi olduğu için aileleri de geliyor tabii ki. Zaten biliyorsunuz bizim alışverişlerimizin ve diğer türlü Dışarıdan ihtiyaçlarımızın sığabiliyorsunuz her şeyi. hem öyle, fakat benim annem getiriyor. Diğer arkadaşlarımın anneleri getiriyor. Biz zaten ailelerimizin ayrı yaşayamayız. Bizi çok sevdikleri için. Yani mutlaka yanımızda. Bu süreçte hatta annem işte ne yapacağım ben, nasıl bir şey, ne istersiniz, her gün getiririm falan. Evet. Diğer arkadaşlarımın annesi de o şekilde. Bize çok bağlılar, biz de onlara çok bağlıyız. Çok seviyoruz. Böyle bir yaşantımız var. Cezaevi sürecinden bahsedebilir misiniz bize? Neler yaşadınız? Tabii. Adnan Bey de söyledi. Cezaevine bizi Allah soktu. Yine Allah çıkardı. Hepsi güzel bir süreçti. Bizim için çok büyük tecrübe oldu. Cinayet işlemiş insanlarla kaldık. Uyuşturucu satıcılarıyla kaldık. Roman kardeşlerimizle kaldık. Gerçekten bir imtihan süreciydi. Biz çok güzel Allah'a tevekkül ettik. Güzel değerlendirmeye çalıştık. Allah kabul etsin. Tabii ki biz masum bir topluluğuz. Sevgi topluluğuz. Yani etrafımızda, bizim konumuz sadece sevgi, insanlar arasında sevgiyi yaymak, sevgi toplumu oluşturmak. Bunun için çaba harcıyoruz. Cezaevinde de gerçekten bizi sevdiler. Beni de sevdiler. Hatta iyi ki geldiniz, sizi tanımış olduk. Biz sizi tanımıyorduk, hep ekranlardan görüyorduk ama şimdi gerçekten çok değerli, çok sevgi dolu insanlar olduğunuzu gördük dediler. Böyle bir tecrübe yaşadık. Biz de Allah'tan razıyız zaten. Kaç arkadaşınızla beraber yaşıyorsunuz?